Merhaba arkadaşlar, bugünkü menümüzde bir adet Rek'Sai var. Sizlere bugün Rek'Sai'yi anlatacağım. Rek'Sai'nin zayıf ve güçlü yanlarını anlatmaya, göstermeye çalışacağım elimden geldiğince. Nasıl Rek'Sai'ye oynanabilir, nasıl Rek'Sai ile elo kasarım soruların cevaplarını vermeye çalışacağım elimden geldiğince. Başlayalım, nereden başlayalım? Niye runlardan başlayalım, klasik. Rek'Sai'nin runları... Rek'Sai'nin numaranın aslında genel ormancı runlar yani. Çoğu ormancıya giden bir run sayfası var. Şöyle yapalım, sıfırdan dizeyim, siz de görün, ben de tekrardan dizeyim. Büyüklerin saldırı hızı 3 adet. Bunlar artık büyüklerden kırmızılara vermişim. Bak, bir de görsem. Tamam. İşte klasik sarılar armor. Bunu klasik büyü direnciyle %5 bekleme süresinin azalma. Bu bekleme süresini mesela geçen bir arkadaş demiş, abi ne işe yarıyor %5? Çok az. Bir yeteneğinin bekleme süresi çok fazla ve ultinin de bekleme süresi fazla. İkisi için çok yararlı bir şey. Yani bekleme süresinde %5 düşüş bayağı işimize yarıyor. Onun dışında AD. Mesela bir de Kha'Zix'te abi demiş, neden zırt elma almıyorsun demiş bir arkadaşımız. Zırt elma almamamın sebebi, oyunun içerisindeki eşya diziliminde zaten ağırlık olarak zırt elma alıyorum. Yani bütün eşyalarım zırt elma, ilk üç eşyası, o yüzden gerek duymuyorum. Ki Rek'Sai de öyle. Zırt elmeye ihtiyacı olmayan bir şampiyon bence. Çünkü hasarı ne kadar fazlaysa E yeteneğin hasarı da o kadar fazla gerçek hasar verecek. O yüzden AD'ye ihtiyacı olan bir şampiyon Rek'Sai. Bunun yanı sıra... Müziği ayarlayayım da. Sesim net geliyordur inşallah. Bunun yanı sıra kabiliyetlere bakalım. Kabiliyetleri tank gireceğiz. Sakın şimşek ya da AD ile girmeyin. Yani savaş şevkiyle. Çok şey olursunuz, dayanıksız olursunuz. Rek'Sai'nin bir özelliği dayanıklılık. Ne kadar dayanıklı olursa o kadar çok hasar verir, o kadar çok hayatta kalır. Ama dayanıksız bir Rek'Sai'yi takım savaşında doğrudan aradan çıkartılır, tek yer ölürsünüz. Pek tavsiye etmiyorum. Kabiliyet şekli de böyle. Buradan şu çok işimize yarıyor. W yeteneği topların altındayken canımızı arttırdığı için bu bayağı bir işe yarıyor. Onun dışında bazıları diyor mesela Rek'Sai'nin AP'den almıyor ama bu saldırı gücü de veriyor mesela. Artı 10 atak veriyor. İstiyorsanız bunu alın, istiyorsanız bunu alın. Ben artı 10 atak alıyorum. Yani saldırı gücü. Bu da size kalmış bir şey. Bunlar yarısı aynı. Buradan eşya setlerine geçelim. Rek'Sai'nin eşya seti karışık. Şimdi ikisini de anlatacağım. Şöyle bir Rek'Sai açalım. Şimdi klasik. Rek'Sai'nin bir özelliği mesela, mana ihtiyaç duymuyor. O en güzel, en iyi özelliği yani, manasız olan, mana kullanmayan şampiyon candır. Şimdi hocam. Şununla başlıyoruz. Bot alıyoruz. Otomatik vardı. Şimdi hocam. Bunları anlatayım. Mavini, bence mavi en işlevsel olanı Rek'Sai için mavi. Çünkü rakibe E yeteneğini tünelaştığımız zaman rakipler aramızdaki mesafeyi mavi çarp sayesinde kapatabiliyoruz. Hızlanıyoruz, rakibin hızını yavaşlatıyoruz. Bu sayede yetişip kitle kontrol etkimizi kullanabiliyoruz. W yeteneğini yani. Bu da önemli. Bu da iyi bir ormancı eşyası. Görüş veriyor. Görüş ki bir ormancı için her şey, harita kontrolü vesaire vesaire vesaire. Bunu genelde takım oyunları tercih ediyorlar ama tek başınıza girdiğiniz dereceli oyunlarda bunu tavsiye ederim veya bunu. Bu hasarınızı arttırıyor ama kırmızı olan, dediğim gibi, bu daha işlevsel. Rakibi yakalayabiliriz. Bunlar rakibi yakalayamayabiliriz. Bu da sıkıntı olabilir bazı durumlarda. Size kalmış. Ama benim tavsiyem bu. O yüzden bunun üzerinden gideceğim. Şimdi iki tane
ormancı eşyası var. Biri can veriyor, diğeri saldırı gücü veriyor. Bu yanar döner eşyasını genellikle takımımızda tank bir şampiyon yoksa, bütün tank görevini biz üstleniyorsak, yani takımdan canavar, ne bileyim, yukarı koridorda işte Lissandra var vesaire. Takımdaki bütün tank görevi bizde ise bunu tavsiye ederim. Bunu almanızı öneririm. Ama onun dışında tek başınıza dereceli oyunlara girdiğiniz zaman kesin Efsun'u alın. Çünkü oyunu taşımak için hasar lazım. Adamla rakibi çok rahat bir şekilde kesmek lazım, katletmek lazım. Tamamen mucize kalmış bir şey. İkisini birden anlatıyorum çünkü kimi izleyen arkadaşlar tek başına dereceli oyundur. Kimi arkadaşlar takım oyunda oynuyordur, takımcı oynuyorlardır. O size kalmış bir şey diyelim. Ama bunu alırsanız, bunun yanına giden çok güzel bir eşya var. Karabalta zaten Rek'Sai'nin vazgeçilmez eşyası da. Neredesin hocam? Bulabilirsem eğer. Onları şöyle göstereyim hatta. Yani bu eşyayı alırsak, bu eşyayla birlikte bayağı etkili oluyor. Çünkü bu eşya candan alıyor. Ne kadar canımız yüksekte o kadar ekstra hasar verdiği için bayağı kullanıştırıyorlar. Bir de onun üstüne karabaltı aldığınız zaman of, tadından yenmez. Ama bunu alan arkadaşlar için doğrudan karabalta yine etkili olacaktır. Bu sırada botu atladım. Şu botu da buraya koyayım da bunu ben düzenleyeceğim hemen serice. Rek'Sai'ye iki tane bot alınıyor. Yani şu botları hiç kullanmayın. Birisi Merkür adımları, karşı takımın kitle kontrolüne göre veya işte yetenek gücü hasarına göre tercih edebilirsiniz. Eğer karşı takım çok fazla fiziksel hasara sahipse, nice tabii ki de bizim için vazgeçilmez olacaktır. Şimdi ben bunları parçalayacağım. Böyle eşya teslim olmaz. Ben mavi diziyorum doğrudan. Yani oyun taşımak için diziyorum yani. O yüzden seni atıyorum. Sen de git. Şöyle dizelim. Botu da şuraya koyalım. Aynen böyle. Sonra şunu alıyoruz. Karabalta. Botlar size kalmış. Birinci eşya, ikinci eşya. Bunu da atıyorum. Üçüncü eşya olarak bu. Ama hepsini koyayım ya. Çünkü bazen oyun içinde değişiyor yani. Yine de kasabilirsiniz tabi. Bunu hala kasabilirsiniz. Bu üç de gayet güçlü bir saldırı eşyası. Savunma eşyası olarak iki tane armor eşyası var zaten. Klasik. Necromancer'ın aldığı biri bu. Biri de Dölüden Mızarı. Şimdi bir tane daha tüyo vereceğim. Şimdi karşı takımın yetenek gücü hasarı fazla ise kesinlikle bunu almalıyız. Mesela karşıda LeBlanc var veya Syndra var. Kesin bunu alacağız hocam. Şunu da şöyle koyuyorum. Ve eğer karşı takımın yetenek gücü hasarı çok fazlaysa, mesela işte top lane'de Lissandra var, mid lane'de işte LeBlanc var, o zaman kesin bunu da alacağız. Şu ikiliyle hiçbir şekilde bizi kesemezler. Yani yetenek gücü hasarı veren şampiyonlar Rek'Sai'yi kolay kolay kesemez. Bayağı zor ölmesi. Hatta şunu şöyle koyarsak, 1, 2, 3, 4, 5, bir de savunma eşyası zaman Rek'Sai ölümcül oluyor. Yani 6 eşyadaki Rek'Sai gerçekten ölümcül. Rek'Sai'nin ayrı getirmesi çok güçlü. 1v1 yapması çok güçlü. Korkun Rek'Sai'den o zaman. Şimdilik eşyaları dizdik herhalde. Evet. Kabiliyetler bunlar. Ha, şeyi unuttum bak. Bir şey unuttum diyordum. Ne unuttum, ne unuttum burada. Lens tabii ki de. Lens'i de genelde bir ya da ikinci base'den sonra alıyorsun, Saray içi merceği. Ondan sonra da bunu geliştiriyoruz. 9 level'da otomatik. Tabii o da bilirsen artık nereye saklamışlarsa. Tamam. Muhtemelen şurada bir yerde 9 oluruz. Tabii ki bir şey daha eksik. Pink vardı. Pink vardı da artık yani elinize en yakın neresi geliyorsa oraya koyun. Benim için ben şuraya koyayım. Burası uzak oraya gel. Şuraya koyayım. Bir de işte full eşya aldıktan sonra iki tane pot alıyoruz. Biri bu zaten. Diğeri de bu. Tabii oyunun gidişatına göre eşyalar
yine size kalmış bir şekilde değiştirilebilir ama ana eşyalar bunlar. Kurucu melektik asabilirsiniz. Başka bir eşyası yok zaten, fix. Bakayım böyle bir. Bazen size kalabilirsiniz. Ben hiç kasmadım da yani, yine kasılabilir yani. Hatta onu da sizin için böyle atayım buraya. Şunu da atayım hatta. Yani oyun dijitalına göre olsa da her ne kadar. Tamam. Böyle çok yaşlı oldu. Kaydedelim. Ben normal oyuna gireceğim. Yine dereceli. Ben bu saatte bulunmaz. Bir de dereceli de oyuna fokuslanırsam oyundan atamam. O yüzden normal oyun saç şart. Normal sırada olabilir. Yani madem. İnşallah orman kalırsa. Hatta şöyle yaparsam, arkadaş çağırsam kesin alırım. Go. Şimdi size Rek'Sai'nin nelerinden bahsedeyim diye düşünüyorum. İyi yanlarından bahsedelim, kötü yanlarından bahsedelim. Kötü yanları ne var derseniz, şimdi düşünüyorum. Bu şampiyonun pek fazla bir kötü yanı yok ya. Yani çok hızlı, çok hızlı. Bak, Rek'Sai'nin en büyük özelliği çok hızlı baskın yapar yani. Dakika 3'te, dakika 3'e yakın baskın yapabiliyor. Bir koridoru sürekli campleyebiliyor. Baskını arka arkaya yapabiliyor. Tam bir baskın canavarı Rek'Sai. Late game'de ayrı getirmesi çok güçlü. Sürekli bir koridordan baskı oluşturabiliyorsunuz Rek'Sai sayesinde. Onun dışında zayıf yanı şey, tüneli açamazsak doğru bir şekilde içeri gittiğin zaman geri çıkamıyoruz. Yani girişi var ama çıkışı yok. Çok rahat kayıtlanıyor. O yüzden mavi çarp önerdim şimdi. Mavi çarp kaydı bir şekilde azalsa da kitle, mesela Vayne'e karşı filan hiçbir şekilde bir şey yapamıyoruz. Kitliyor bizi Vayne ve Vayne, Lucian, o tarz taşıdığı şampiyonlar. Çok rahat Rek'Sai'ye kitleliyor. Ama çok güzel genk atar şimdi var ya. Genk ötümünü anlatacağım size. Efso. Neresi Rek'Sai? Kostümleri güzel. Yani bütün kostüm, kendi hali de güzel. Yani bence bu da bir kostüm değerinde. Bu çok şey, cıvık olmuş da bu bayağı iyi. Tabi bizde hiçbiri yok. Böyle oyun bulmayacak gibi, çünkü rol seçtik ya. O yüzden modus girip yalvaracağım. Modus girip yalvaracağım. Bana bırakın diye. Geçmişimde Rek'Sai oynamış mıyım? Geçen bir Rek'Sai oynamışım. Dereceli. 9-3-10. Gayet taşımışız. Ha, hatırladım. Şu bot lane'e çakal gank yaptım. Rek'Sai'yle size uf. Çok çakal taktikler var ya Rek'Sai'yle. Hani normalde bir ormancının baskını tahmin edilebilir ama Rek'Sai'nin baskını tahmin edilemez. Çünkü duvarı delerekten geliyor yani. Normal yürüme yolundan gelmiyor. Dağı taşı deliyor Rek'Sai'yi. Ve ultisi o kadar kullanışlı ki bütün tünel, yani anında araya dolabiliyorsunuz ya tünelinizin olduğu. Yukarıda mesela tüneliniz var. Rakip ormancı baskın yaptığı an tünel sayesinde, ultiniz sayesinde hemen oradasınız, karşı baskın. Veya alt koridorda, alt koridor tarafında hemen karşı baskın. Kaçış mekaniği çok yüksek. Mesela tünele girdiniz. Onun çıkışında bir tünel daha varsa sonra bir tünelde siz açıyorsunuz. Hop 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 hop. Metro altta oluyor. Ki YouTube kanalımda öyle bir iki video var Rek'Sai'nin. Komik kaçış şekilleri. Ömer Şahat'la Rek'Sai'yi alırsak bırakır inşallah. Ne aldım.
Sen yatana kadar. Baba baba seri. Jungle. İnşallah. İnşallah kardeşim benimle polemiğe girmezsin. Please, please. Rica edersem. Bir de gülümseyim. Rubina suyuna gidiyorum hocam. Hadi şunu değiştir be babacım. Bas bas çekiyorum sana. Bir şey yazdım hadi. Lan. Kusura bakmayın ya, müziğin sesi gitti bir an. Anla ki. Ben aklıma geldikçe size bilgi aktaracağım. Bexa ile ilgili şu an düşünüyorum. Ya. Rek'Sai'nin sevdiği arkada şampiyonlar böyle baskın yapıyorsunuz ya, mesela atıyorum bir Alistar. Alistar'ın zıplattığı rakibi kolaylıkla bize zıplatabileceğimiz için tak tak iki kere zıplatıp çok rahat bir kill çıkarabiliyoruz, veya Thresh. Yani kitle kontrolü devamını getirebildiği için çok uyumlu oluyor. Thresh, Morgana mesela, Morgana'nın bir Q yeteneğine bakar rakibi katletmemiz. Rek'Sai'nin zaten en büyük özelliklerinden bir tanesi kendi başına bir kitle kontrolü sahip. W yeteneği adını bilmiyorum, onu öğreneceğim şimdi. Hep W diyorum da. Bir öğreneceğim. Seri seri. Oaa bak Yasuo, bak aklıma gelmedi mesela. Yasuo da çok uyumlu. Zıplattığımız adamı doğrudan hop Yasuo ulti atıyor. Gibisinden. Ben şu yetenek isimlerini öğreneyim ya. Cidden bilmiyorum. Türkçe özellikle. Rek'Sai yüzeye çıkmış. WT'nin adı Gömül, yüzeye çık, iki tane adı var. Gömül diyelim biz ona. E'si hiddetli ısırık, ısırık diyelim ona. Ya da tünel kaz. Daha doğru iki yeteneği var ya hani. E'si hem tünel kazıyor hem de hasar veriyor. Ben isimlere takıldım şu an. İçlik hücumu ultisinin adı. Q'suda kraliçe gazabı, avına güdümlü. Pasifte Zersai'nin öfkesi. Rek'Sai'de de Zersai, o kim lan? Neyse. Ultisinin mesela pasifi saldırı hızı veriyor. %20, %40, %60 şeklinde 6, 11, 16. seviyelerde. Ve ben saldırı hızı aldığını biliyorum, ne kadar verdiğini bilmiyorum yani artık. Küsuratı bilmiyorum. İşlevlerini biliyorum sadece. Hani %20 mi veriyor, %50 mi veriyor, %30 mi veriyor, önemi yok, sonuç olarak saldırı hızı veriyor benim için. O yüzden oyunu daha basit hale getirirsem kendimce daha basit bir şekilde oyuna odaklanabilirim. Ne kadar az bilgi o kadar çok oyuna odaklanmayı sağlar. Yani işime yarayacak kadar bilgi alıyorum. Mesela Elsen'in alt taraftaki o kırmızı barın full olduğu zaman gerçek hasar verdiğini biliyorum. %100 öfke tabi. Şimdi bakalım, bir de oyunu inceleyelim. Bak şimdi oyunu inceleyelim. Karşıda kim var mesela? Vayne, Kha'Zix var, Karma var, Zed var. Mesela şimdi Zed'e gank atması zor. Neden? Gank attığımız zaman W yeteneğine kaçabilecek bir şampiyon ama bizim orta koru oyuncusu kim? Şu an bakıyorum. Kalya'da Yasuo. Zed'in W'sunu, gölgesini baitleyerek, yani Fuzuli kullanmasını sağlayarak bize yardımcı olabilir. O şekilde çok rahat baskın yapabiliriz. Aatrox'a çok rahat baskın yapabiliriz. Vayne biraz uğraştırıyor.
zıplatması özellikle. Çünkü el yeteneği var, bizi ittiriyor. Tünel açarken ittirebilir ve Q yeteneği sayesinde kayıtlıyor. Mesela Lex Zane'nin çok sevmediği şampiyonlar biri Vayne. Çok rahat kayıtlıyor. Adama yetişemiyorsunuz. Şimdi klasik aldık. Şuradan hemen eşya edildikten sonra buradan bir Rex'i seçiyoruz. Hop, bizim eşyalar geldi otomatikman. Q fulluyoruz. Q veriyoruz işte seviye 1'de de. Hem de Q fulluyoruz. Sonra W'ye veriyoruz ikinci yetenek olarak, ama ikinci yetenek olarak E'yi fulluyoruz. Şimdi bota çok hızlı bir gank atacağım ben. Mesela bir tane taktiği var bunun. Bota çok hızlı gank taktiği diye. Bunu alıyoruz. Bunu alıyoruz ki mavi ihtiyacımız yok zaten. Oradan lead'i alıp doğrudan bota bir ninja gank atabiliriz. Bu gank baskın, rakip tarafından beklenmeyen baskın çok hızlı olduğu için. Bakalım nasıl sonuç verecek. Normalde hep olumlu sonuç alırım da. Alt koridorda sona var. Mesela sona yerinde böyle bir trash Morgan olsaydı kesin kit çıkardı. Kitle kontrolle rakibi çok rahat katledebilirsin. Bu arada yardım isteyin toptaki arkadaşlar. Genelde bir AFK oluyorlar, ne bileyim Facebook'a giriyor. Uyuyor, bir şey yapıyorlar. Da bu cin gibi. Ha işte uçtu. Genellikle Rex'e ilk botta gank atın, baskın yapmaya çalışın. Yani bazı durumlarda yapmasanız olur da bottan çok rahat kill çıkıyor ya. Yani 5 oyundan 3'ünde baskınlardan sonuç alabilirsiniz. Şimdi bu altı, şu kırmızı dolan, o dolu olan bar toprağın altına girdiğimiz zaman bize can olarak geri dönüyor şu an. Bilmiyorsanız diye söyledim. Buradan kırmızıya. Rex'e tek başına çok rahat orman dönemi şampiyonu abi. Kafası rahat. En sevdiğim. Bir tane daha olmak lazım. Bak 2.44'te 3 oldum. Oyunda daha 3 olan yok. Şimdi bota bot lane daha vardı atmadı. Ben gelirken aşağı koridoru izliyordum da. Hani bot lane'e nasıl gank atabiliriz biliyor musunuz? Bir şuradan bir baskın yapabiliriz. Şöyle beklenmeyen baskın yöntemi. Tabii şuraya vardı atalım ki karşı ormancı hakkında bir görüş alalım. Şimdi bu gank'i atan tek şampiyon bu beklenmeyen baskın. Da tabii nasıl sonuç alacağım bilmiyorum. Mesela flash'ını bekledim, direkt spatmadım adamı fark ettiyseniz. Şu an buradan kill çıkmamasının sebebi alt koridorun çok geç reaksiyon vermesi. Bu tamamen alt koridorun hatası. Yani daha erken reaksiyon verseler orada beyni zıplattığım zaman, ki özellikle flash'ını alıp daha zıplattığım zaman kilo dövüşmesi lazımdı ama alt koridor diyelim. O yüzden genellikle aşağı tarafa baskın yaparken rakibi pingleyin. Kafasına zorla yerleştirin o fikri benim. Baskına geldim diye pingleyin. Bu arada Rex'e de counter gank gelmiş. Bak Vayne şu an flash'ı yok, heal'i de yok. Şu an free kill benim için. Mükemmel bir baskın daha mı yoksa bakıyoruz. Derken Vayne yaptı işte dediğim şeyi. Bak. 3 olduğu için otomatik memeni itledi. Vayne'e baskın atmak sıkıntı. Ama keseceğim onu, kafayı taktım. Rex'e sürekli arka arkaya baskı yapamıyor şampiyon. Görüşleri olmasında pek bir önemi yok benim için. Tabi bu sırada farmdan geri kalmamak lazım. Mühinin summonları yok mesela, onu da yazalım hemen. Biz Rex'e yanarken müzik dinlemeyin. Yani oyunun sesi yüksek olsun, neden pasifi ses çıkarıyor.
Hatta ben biraz sesli oynayayım oyunu, anlarım, anlatırım size şimdi. Hani böyle bir acayip ses çıkarıyor rakip adam şey girdiği zaman. Bak bu da çok rahat geçen bir şampiyon WT'nin sayesinde. Ama WT olmasaydı zıplatmıştım. Rakip adam bu bizim pasifimizin rengine girince oyun ses çıkarıyor yani Rek'Sai. Hatta o köpek balığı kostümünde de köpek gerilim müziği çalıyor. Tın 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 diye. Yani Rek'Sai'yi müziksiz oynayabilirsiniz. Arka planda müzik olmadan. Kal kardeşim. Motor olmuş. Buradaki bir ezi atmazsa yetişirsem kesebilirim ama hayaleti var. WT'nin gölgesi yani. Gölgeye atarsa deneyebilirim. Ultisi varsa bilmiyorum. Bakayım bölge atacak mı? Atmadı. Bilerek gölge atmamış. Bak o da baitlemiş. Ben dedim gölge atacak. Baitlemiş, ultisi varmış. Ultisinin olduğunu düşünmüyordum çünkü az önce Kayle kesti. Ve Kayle de yine alt olmuş sanırım. Kayle'nin ultisine bakmamışlar. Ama o ilk yaptığım baskında hani bir kill ya da iki kill çıksaydı oyun bambaşka bir şekilde ilerlerdi. Yani kasmış olurdum. Hem kartopu etkisini arttırdım oyundaki. O biraz andaki oldu. Pink vardı lan. Bota pek fazla ihtiyaç yok şampiyon. Topta samur yokmuş mesela. Toptakinin pasifi de yok galiba aynen. Bir baskın yapılabilir. Orta öldü. Bakalım nasıl olacak oyun. Ki Vayne daha çok kasmış. Free fan var. Zed de gidiyor ama. Şimdi bak Zed'in. Baba. Gördün mü? Daha şeyi engelledi. Önler sayesinde easy easy kaçarız. Rek'Sai'nin ormana göre gidilmez genelde yani. Rek'Sai varsa karşı takımda pek fazla takip etmeyin Rek'Sai'yi. Çünkü tünelleri vardır ormanda. Çok rahat kaçar. Ve o sesi duydunuz mu? Hani bir ses çıkardı böyle. Bu sesi açıklayamıyorum şu an. Bak şöyle. Allah'ım. O adam değil de o kendi kendine çıkardı. Tünelde konatmam diye baskın yapabilirim. Mesela bu tünel de çok iyi baskın için. Şuradan şuraya bir tünel daha açarım. Ki... Öldüm. Ama o da öldü mü? Ölmedim. Ya çünkü combo yaptıktan sonra ulti attı. Ama ulti atıp combo yapsaydı ölmüştüm. Bir de Kayle can bastı sağ olsun. Ha bu arada tünele girince doğrudan şuradaki insanı zıplatıyor. Şöyle. Yani W'yu kullanmadan otomatikmen. Tünelleri bu yüzden daha kullanışlı kullanabilirsiniz. Çok fazla akıl oyunu var Rek'Sai ile ilgili. Bazılarını açıklayamıyorum. Bazılarını el alışkanlığı diyelim. Şurada hemen aşağıda bir olay var. Hemen oraya koşabiliriz. Ben yine ittirdi ama. Bir de tüneli genellikle adamın tam altına atın, yoksa zıplatamazsak kaçıyor çok rahat bir şekilde. Daha hızlıdır, daha mobildir, flash atar vesaire. İki tane görüş vardı almışlar. Tam mavisini almış.
şöyle çok rahat şekilde kaçtım gördüğünüz üzere, hiç alakası bile yok rakibin beni yakalamakla, ki beni kolay kolay yakalayamazlar. İçimdeki çekici ruhu daha baskın. Çok güzel kaçarım. Şu middekine bir şekil şukul daha yapalım ya. Flash yok galiba, tam hatırlamıyorum ama. Finki de atamadım. Finki gerçi taşıyayım kazık için ya. Ve hayalet atmış. Ama bu senin ölümün olacak ki. Kopyasına gelebilir diye üstüne flash atmadım. Bu benim mid'e attığım baskınlarda, hep attığım baskınlarda Zed'in gölgesi olduğu için kill çıkmadı ama bu arkadaşımız Zed'in gölgesini kullandırırsa bir şekilde bekletirse o zaman her türlü Zed'i keseriz. Bunu da unutmayın yani. Zed gölgesi oldukça kaçabilen bir şampiyon, gölgesi yoksa bizdedir. Şu an kazık yukarıda olduğu için bir dragon deneyebiliriz takımca. Tek başım almam zor gibi biraz. Kale gelirse mükemmel olur. Yani rakibin Zed'i ölü. Katix yukarı tarafta. Dragon Freya. Tabi bu sırada sonra da Freya'ya gidiyor. Bota bota koşun, bota koşun abi. Kale'de ulti var mı? Yok. Ah kardeş, gözler. Gözler kalbine nasıldır? Ne yaptın? İşte bu arkadaşımız da elinden geleni yapıyor. O ok tutsaydı kesmiştik bu arada yani. Yaz bir andaki. Turnelleri rastgele açmayın ha. Hepsi birbiriyle bağlantılı olsun, yakın olsun. Hem kaçmak için hem de hani hızlı hareket etmek için birebir. Zed'in flash yok galiba. Ya da gelmiş de olabilir. Kha'Zix mid'e yakın. Kha'Zix kasmış. Benim şimdi base atmam lazım da normalde ben biraz daha kaşımak istiyorum. Parayı harcamadım yani. Rakibi E hasarını vururken şu alttaki barı doldurup da vurun. Şu kırmızı var ya, öfkeyi. O zaman gerçek hasar vuruyor. Ama dolmadan vursaydık az vuracaktık. Ki gerçek hasar iki katını vuruyor. Şu an 205 vurdum mesela. Normalde 100 vuruyor ama. Topa çok gidemedim. Kalma abi istemediği için vermedim. Yani istiyor olsaydı gelir bu taraflara. O zaman Red'i çıkacak 5 saniye sonra. Umarım Mart'tan geçmemişimdir. Ki geçsem bile ses gelir de rakip bana yakın olsa şu. Rek'Sai'nin Counter Jungle özelliği de çok yüksek. Mesela şuradan tünel açıp çok rahat bir şekilde kaçarım. Şu şekilde ağda görüldüğü üzere. Adam bak orada. Dişime bakar önce. De yakın oynuyorum. Çünkü Kha'Zix de yakın. Kha'Zix'e bir it diyor bence ama ben de hazırım yani. Öldüm ya. Kayl da onunla vs attı. Keşke direkt Kha'Zix'e dönseydim ya. Doğru yanlış olanı yaptım bence. Adamı keseceğinden emindim. Öldü. Dedi keseceğinden emindim ama yani onun yerine Kha'Zix'i kessek hem ben ölmezdim hem de kill alırdık. Biraz anlaki oldu yani. Bir de hiç base atmadım uzun süredir, para birlikte üzerimizde. Şimdi mesela maça bakıyorum. 1, 2, 3, 4 tane AD var. Fiziksel hasar şampiyonu. O yüzden garanti nice tabii. Oracle almayı unuttuk. Ben konuşurken çok fazla oyuna bakamadım.
O yüzden kusura bakmayın. Odaklanamadım. Ama böyle beyni keserim herhalde. Bir de armor lazım şu an. Çok armor lazım. Karabaltıktan sonra hemen bir ölü adamın zırhı. Sonra bir Anduin. Ondan sonra ölümsüzlük. Yanlış attım ya. Ah be Zed geldi. Pinki mesela kazık için attım da. Zed gelmese keserdik. Bir de E'yi şey atmıştım ya. Mina. Ah be sona. Ah be sonacım. E'yi eğer orada bu böceği atmasaydım çoktan kesmiştim. Teklemiştim karmayı. Şurada biri olabilir. Biri var dediğimden çıktı zaten adam. Bu Çekoğlu şey yaptı abi. Beni tekleyeceğini sandı da Rexxaya boşuna o botu almadım. Hop. Biri daha geldi. Teamfight'ı çok iyi Rexxay'ın. Gir çık gir çık sürekli. Splat splat splat. Si. Ben çok şey yapamadım bu oyuna. Counter Jungle yapamadım. Ama Counter Jungle çok kuvvetli bir şampiyon. Yakalayamıyor. Rakip ormanı seni görüyor mesela. Çok rahat kaçıyorsun trenler sayesinde. Ve size bahsetmediğim baskın yöntemleri var. Oyunda kullanamadım. Onları göstereceğim şimdi. Mesela nasıldır? Topa gank atacak olsaydım. Aatrox buradayken şuradan çok rahat bir baskın. Mükemmel olabilirdi. Veya işte topa atamadım tabii de. Göstereceğim şimdi. Veya şuradan şöyle gelip şöyle bir baskın olabilir, duvar delip şu taraftaki bir rakibe. Onun dışında orta koridora aynı ya, tünel atıp geçiyorsun. Ona yapacak pek bir şey yok. Ejderha çıktı. Bot diye yine baskınlar güzel. Yani şuradan şöyle olabilir, şuradan şöyle olabilir. Veya şuradan işte bunu bugün attım bir iki tane. Hep duvarlarda kullanın yani. Rakip çünkü duvarı kullanacağınızı beklemiyor. Mantıken bir ormancı düz bir şekilde baskın yapar yani. Yoldan yapar, ne bileyim bir isim varsa işte duvardan atlar diye bekliyor da duvarı delmesini beklemiyor kimse. Ki şuradan şuraya baskın atan bir zek var galiba, bir direk sayı var şu an aklıma gelen. Ben topu oynayacağım. Çünkü botta kuleyi aldık. Bir de bütün dragonlar bizden mi? Yani o ilk attığım baskının ekmeğini şu an yiyorum. Çünkü alt koridorda biraz öne geçmek bize ejderhayı daha kolay almamızı kolaylaştırdı. Ama alt koridoru kaybetseydik ejderhayı alamazdık o kadar rahat. Rakip üstün olunca yapacak bir şey olmuyor. Bizim kal pek mavi almıyor ya. Adamın redi çıktı. Redine koşabilirim. Bir baksana kardeş. Hadi abis. Hadi abis. Aa, orada. Bak şöyle şöyle gidip redi çalıp aynı tünelden tekrar kaçabiliriz. Tünelin cooldown'u da hemen doluyor yani. Şu an donmak üzere. O tünel şu an kullanmış tekrardan. Sonra bir patates ettiler. 680. Şuraya gel baitle abisi. Baitlersen biz de o adam. Baitlemezsen bir şey yapamayız. Baitledi bak şu an. Çok güzel baitledi abi. Ama çok rahat çıktı lan. Niye bir saniyede öyle olur? Bu kaşınıyor abi. Yani gel beni kaşı dedi. Bunu da zıplattığım an bu da frey olmuştur. Ama çok güzel baitledi mi? Eş. Şu
Karabalıkçılıktan sonra Ayrık ittirmeye geçeceğim. Bir koridorda takılacağım sadece, çok rahat bir şekilde. Atrox'u keser miyim? Keserim herhalde. Şu an emin değilim de, armor eşyasını kesin keserim de. Şu an emin değilim. Ama Zed'i keserim. Splattığım an teklerim onu artık. Şu an elin gerçek hasarı 450. Ana, surrender verdiler. VTF. Aha, aha, surrender verdiler. Aa. Ne diyeyim ki, kısa bitti oyun. Neyse, elimden geldiğince anlattım. Daha kısa bitmesini beklemiyordum. Dakika kaçtı? 20'de surrender verdiler lan. Lan normal oyunda vermiyorsunuz, burada gelip surrender veriyorsunuz ya. 3-1-5. Güzel skor. Hasar. Güzel skor. Bu rehberin de sonuna geldik diyelim de, eğer yetersiz vurursanız bir tane daha çekeriz eksayı. Tabi oyun kısa olduğu için bilemedim, bir oyunda alsam mı ki ya. Bence bir oyunda atmalıyım. Cidden atmalıyım. Hem eksayı pekiştirelim. Hem de oynayalım. Bence atmalıyım. Çünkü çok çabuk bitti ya. Bir de istediğim gibi olmadı bazı şeyler. Altcore'da attığım ilk baskın ekmek vermedi. Sadece samlar aldım. Şimdi düşünüyorum diyemediğim neler var aklıma gelen. Mesela ayrı gittirme yapamadım bu maç. Bitti. Oyun bitmese, biraz DT kalsa ayrı gittirmese gerçekten çok güçlü bir şampiyon. Sürekli bir koridordan baskı uyguluyorsunuz. Sürekli bir kule alıyorsunuz. Hep karşı rakipten bir kişinin ise gelip tutması lazım. Ki genelde bir kişi yetersiz oluyor, iki kişi gelmesi lazım. Bu durumda sayı üstünlüğü sağlıyor takımınız. Diğer o tarafta, diğer koridorda 4'e 3'lük bir sayı üstünlüğü olduğu için o taraftan da baskı oluşturuyorsunuz. Zafere daha çabuk gidebiliyorsunuz. Başka yok. Dragon kontrol çok rahat. Yani alt koridoru kazandığımız için. Karabalta Q yeteneği sayesinde hemen stackleniyor kolayca. 5 kere stackliyoruz. Zaten Q 3 tane vuruyor, 2 tane daha vuruyoruz, 5. O sayede ekstra hasar. Kısmetse bir takip rehberleri derecede çekmeye çalışırım da, dereceli çekersem böyle anlatamam oyunu. Şimdi biliyorsunuz, o solo queue'de bazı tipler var, sadece bir şampiyon oynuyor mesela, atıyorum. Bin oyun Nidalee oynamış. Ona karşı fokuslamadan oynayamam. Ekmek eder beni yoksa. Veya bin oyun Kha'Zix falan. Solo queue şeyleri diyelim bunlara. Hastalar mı diyelim artık. Ki bunun ilosu 6-2'ymiş. Mesela Thresh güzel şampiyon alırsa. Thresh'in yakaladığı şampiyonu çok rahat kat ederiz. O çeker, ben zıplatırım, o bir daha E atar, hop öldü adam. Kaçması çok çok zor. Ah, Veigar da olur yani. Bana sadece bir kitle kontrol lazım yanıma ekstradan, yani takip edebilen. Diğer türlü adam çok rahat kaçıyor. Mesela Kayt'in trap'i de yeterli sayılır mı bilmiyorum. Bir Yasuo olsaydı mesela, bir Yasuo'yu da akardık ya. Zıplattı, multi atıyor, kesiyoruz hemen. Ya Sorex'e kombosu güçlü. Tavsiye ederim.
Bu arada Rek'Sai'yi videosunu izledikten sonra görüşlerinizi, düşüncelerinizi yorum olarak atarsanız sevinirim videonun altına. Abi işte bazıları yazıyor mesela seni izlemeden önce Silver'dım, seni izledim, bata çıktım tarzı. Olumlu ya da olumsuz işte seni izlemeden önce atıyorum elma astım seni izledim. Tahta bir şey düştüm Allah belanı vermesin tarzı. Yine sıkıntı yok. Olumlu olumsuz her şeyi yazarsanız sevinirim. Onun dışında Rek'Sai'yi burada izledikten sonra bir de benim yayınlarda izleyip pekiştirmenizi tavsiye ederim. Çünkü oyunda çok fazla değişken var, doğaçlama var. Bir pozisyon çok nadir geliyor. Her pozisyonu görmenizi isterim. Zamanla olacak bir şey bu Rek'Sai'yi öğrenmek. Bir anda izleyip hemen iyi olamazsınız. Oynuyor oynuyor. Her oyun bir şey kata kata. Şimdi karşı inceleyelim mesela yine bir Kha'Zix var. Kha'Zix'ten üstünüz mesela. Kha'Zix bizi kesemez. Rek'Sai daha güçlü bir şampiyon. Şeye kadar ama 6'ya kadar. 6'dan sonra kasmışsa bir kişiyle varsa sıkıntı çıkarabilir ama 6'ya kadar vs atarım ben Rek'Sai ile. Pardon Kha'Zix'le. Yine Q'yu açıyoruz. Graves de çok rahat yakalanan bir şampiyon. Graves'in kaçma ihtimali çok az çünkü Ace'in range'i kısa. Zilin sıkıntı çıkaracak. Adama baskın yapacağım. Bana E atacak yavaşlatmayı. Kalacağım öyle. Bayağı ultisi var. Çok sıkıntı çıkaran bir şampiyon. Ben zaten oyunda sevmem. Kestiğim adam bir daha kaldırıyor. Nara gank atması zor. E yeteneği sayesinde iki kere zıplayabiliyor. Benim üstüme atlayıp oradan hop bir daha zıplayabiliyor. Blitzcrank çok rahat yakalarsın sıkıntı yok. O bizden biri. Şu an topu campleyebilirim bottan ziyade. Bir de size şimdi tersten başlangıç göstereyim. Madem ikinci oyunu oynuyoruz. Buradan şimdi az önceki oyun buradan başladım ki genelde buradan başlamanı tavsiye ederim. Hem hızlı baskın hem de alt koridor golemi alıyor. Bazen. Çoğu zaman alıyorlar zaten yani. Alt koridorda bir üstünlük olsun diye. Veya şu küçüğü arıyorlar sadece. Oraya o yüzden pek fazla muhatap olmuyorum da. Şimdi buradan başlayalım. Bir de alt koridorda dediğim gibi hani Morgana varsa kill daha çabuk çıkardı. Morgana Q attığı zaman kim var karşıda? ADC yokmuş karşıda. Karşıdaki rakipleri keserdik. Tabi burada bu alt koridorun verdiği yardım çok yüksek olacağı için çok rahat alıyoruz. Alt koridor da her zaman daha iyi yardım eder. İki kişi oldukları için. Gömül. Karşıda Graves'miş sadece. Ha, pardon ben top sanmıştım Graves'i. O yüzden Graves'e gitmek istedim biliyor musun aslında? Dalmışım ya. Da yine de bir şey kaybetmedik. Yani yine 3 olup bota gank atabiliriz. Hani buradan başlamak da yanlış bir şey değil. Hemen oyunu doğaçlarız. Doğaçlama yapıp. Ah bir de seni kesebilsek. W erken bastım. Ben yani şunu alıp 3 olup hemen botan yine de gidebiliriz. Hiçbir şey kaybetmedik. Bazı şeyler hemen doğaçlamak lazım. Ezbere oynamayın orman dönerken. Koridorları izleyin. Düzgün pozisyon olabilir veya alt koridordakiler erkenden flash'ı almış olabilir. Rakibin sırası yok hemen gel tarzı konuşabilirler. Bunu kesip de altta bir baskın deneyelim. E'yi kullanmayacağım çünkü cooldown uzun ama kullanma sonundayım. Flash attım. Kesemeyeceğimi biliyordum ama flash'ı almak istedim onun. Flash'lı Kha'Zix daha iyi yani. Bak aşağıda baskın. Aa kaba çıkmış. İkisinde flash yok. Yetişirsem çok güzel abi. Morgana kaçırmıyor abi. Morgana böyle olursa her zaman free kill çıkar. Graves öldüğü için direkt bıraktım. Klasik bot lane'i pushlama ayağına 2-3 minç alıyorum. Normalde hani alt koridor hızlı pushlayan da yardım eder ormancı da. Ben oradan haraç alıyorum. Size tavsiye etmem. Hemen counter jungle. Boş
koşurum yani hemen hemen. Zaten rakibimin alt kodları olmadığı için çok rahat kaçarım bunda bir sıkıntı olursa. Ki tünelim var bak. Hop, sıkıntı olmaz yani. Geldiğimiz gibi gitmesini de biliriz. Bir de şuraya Rex'i vardı atalım. Haa, Kha'Zix'i vardı atalım. Olur olmaz. Ben mavi almadım sadece. Üst tarafa gidemedim. Ama Rek'Sai öyle bir şampiyon. Genelde haritanın bir kısmına yatar. Ya alta ya da üste yatar. Genellikle bu taraf alta olur ya. Red buff aşağıdalı için. Mavimi almamışlar. Genelde maviyi alırlar. Onu da söyleyeyim. Ben de bu oyunda almamaların sebebi oyunun normal olması. Ne ha şu? Ben bir orucum. İki uykulu olduğum için. Benim yerimde yok gibi oynuyorum. Orman farmını çok hızlı alıyor ya. Yani az canla bile ormana gelseniz canınızı toparlıyorsunuz. Ki özellikle şu alttaki kırmızı barda oluyor. Öfke onun adı. Şöyle mesela W'ye basıp B zaten hemen canımız duruyor. 27, 27, 27. 5 posta. Oha. Ha. Artık merkeze gitme vakti gelmişti. Şimdi alt koridorun tamamları yok. Flash'ları yok. Çok free killer. Toplayın yardım istiyor ama gerek yok. Yani alt koridoru campleyip onları oyundan düşürmek daha kolay olacak. Morgana bir Q alsa kesin kill var. Tabi giderken ben yine şuradan bir farm alayım. Farmdan geri kalmamak lazım. Bak Morgana bize yol yapmış mesela. Bunu yapan supportlar çok az bulunur. Bunun flash'ı yok. Selamun aleyküm. Aşağı atlarsa öldü o. Oğlum. Lan! Kaçacak. Victor, abi görsen adamı. Sen nereye kaçıyorsun ya? Bütün füzeyle. Ben dedim bir anne şekilde VS atamaz ve flash yoktu da adam E'yi atamadı galiba. Ben şeyi bekledim burada. Adam aşağıya E atsaydı Dragon'a Q atacaktım. Dragon dövecekti biraz. Sonra arkasından gidip ben kesecektim tarzı düşünmüştüm de. Enteresan. Bir de bak alt koridor lol yapmış bize yani. Çok severim onu. Ama bir screen frame'miş. Kardeş niye demiyorsunuz? Aaaa ölmek istemiyorum ama öldüm ya. Kuleye çok tankladım. Şuradan kastım acaba beat az yer miydim? Ama kuleye öldüm. Word. Bu da word hani adam beni keseydi de word'tü. Benim kill almam değer. Rakip karşı ormancılar aramdaki farkı açar. Mesela karşıdaki ormancı 0-1 kill yok ama ben bir kill aldım şimdi onun parasını yiyorum. Lens yapalım. Tüneller sayesinde MR'de kayalım. Ultisini kaçmak için de kullanabilirsiniz. Öyle bir pozisyon olmadı mesela. Rakipten kaçıyorsunuz. Hemen çalıya girip ulti basabilirsiniz. Ultiyi 1.5 saniyede hemen. Basıyor hop. Ultiyi bastığınızdan size hiçbir şey dokunamıyor. Hani direkt hedefe kilitlenip gidiyorsunuz tünelleri. Bozamıyorlar yani. Sadece gidene kadar bozabilirler. 1.5 saniyeleri var bozmak için. Zillin kardeş. Selamun aleyküm. Manasını bitirdi. Manasını bitirdi ama mübarek çar 5 saniye koştuğu için yakalanmıyor abi. Bunun koşması 5 saniye. Baksana. Kiko flash attı da. Ben şu sesi kapatayım da. Şimdi Rex'e çıkarsa sıkıntı olmaz. Şu kaşınıyor da bana güvenip de kaşınıyor tabi.
Uçan kaçan bende. Benden hızlısı mezarda usta. Bakarım sakin baba, nereye gittin babacım? Çok güzel çalarım. Adam multi attı, ghost bastı. Hiç ikisine de gerek yoktu biliyor musun? Free kill'di yani. Kesemeyiz onu. Çılgınlık yapma, öyle bir çılgın yapma. Yapma! Çünkü ultisi var. Ama hazırım, yapalım ya. Hadi yapalım kardeş. At ona deparı kardeş. Ölmemiş lan. At. Ayrıl da gel. Ya Hekarim taklansaydı ben keserdim de, ben taklanınca. Ölmemek için kaçmak zorunda kaldım. At ölecek şimdi orada. Bir de Rek'Sai'ye çok rahat can dolduruyor ya. Base atmamıza hiç gerek yok yani. Dragon'a nasıl var da. Aa, tünelimi yıktı çakal. Bu sefer de gitti, ulti bastı ya. Kesmiyorum lan seni. Sürün. Ah! Ah, bir tane daha vurup ultiyi alsam kesmiştim. Abi zilinler böyle işte. Hiç sevmiyorum şampiyonu. Uğraştırıyor. Bu ne lan? Bu beni keser. Ama korktu. Onu keseceğim vakitte karavata lazım. Yani şu an bunları kesemem. Ya da base atmam lazım. Bir tane küçük kalmış. Hatta iki tane küçük kalmış. Maça bir karabalta aldım, patates ederim ben bunları. Şimdi mesela bu maça şu bot şart, neden? Zillion'un o attığı kitle kontrol yavaşlatma etkisi çok fazla ya, 5 saniye diye hatırlıyorum. Yani ömür köprüsü gibi. O yüzden şu botu alayım da sıvışmadan kaçalım. Sesini duydum bak. Ben de kastettiğim ses bu diyorum. Round round bir ses veriyor. Adımlarını. Multis olmadığı için bu sefer affetmedi. Orada var. Orada bir nar varmış. Ben onu kazık sandım. Bilmiyorum abi, kaşınmayın da. Omega olacak şimdi. Sıplatmasan var ya, duvardan duvara vururlardı onu. Nar ulti atsa durdum ki, uf nar bir taş attı, kafam yarıldı. Çok güzel girdin de tabi, klasik. Bitkinlik kurtuldu, en attılar hemen. Şu an şeyim ya, bir şey yapamıyorum. Buraya TP MP yok mu abi Hekarim? Çok güzel de. Oğlum geç attın be. Şıldı. Ne yapıyorsun? Gitti. Hay canlara bak. Where is my team? Aaa HP attı lan. O at kızdı. Oğlum at bir geldi. Onu da sana önüne yol yaptım yani. Yol yaptım da. Yolu kullanamadın kardeş. Allah'ım. Yolunu yaptım da olmadı. Rek'Sai benim ormana girecek gibi ya.
Şurada şurada. Bak sesini duydum. Ulan! Allah'ım! Ulan Zülün geldi! Lan! Tamam! Morgana! Abi! Onun tünele bastım kazayla ya, Q atayım derken. Ayağım kaydı abi. Bizimki de görmüyor ya. O mesela bizim duyduğumuz sesler o da duyuyor diye biliyorum ben. Ya tünele ayağım kaydı da girdim ya. Böyle bir şey olabilir mi? Vay kazıksa bak be. Dikeri. Onun bunun çıkışı da var. Ödümü çaldılar ya. Yukarı atlama ya. Güzel ekarım. Hemen bak dediğim şey oldu. Hemen anında olay yerindeyim. Tünelim varsa. Aslında orada ölümün bir nevi iyi olmuş gibi oldu. Hemen Counter Jungle. İki farmlayalım. Hemen bunu da alalım. Siz misin abisi? He? Zillin vurmaya başlamış ha. 350 vurdu. Az değil. Onları bekliyorum da. Bakalım. Zombi de çıkacak. Önce onu alayım. Pingimizi atalım. Gelirse filan. Yakalanmayalım. Yani. Çünkü ultratik bir yerdeyim şu an. Nar yakın. Lan base atmaya da dedin. Keserdik onu ya. Toptakine gelen yok mu abi? Base atmasa kesmiştik o adamı. Mega olacak. Oo kara baltalı filan bu adam. Sıkıntı büyük baba. Bu beni var ya. Yerden yere vurmakla kalmaz yer. Ah be kötü attım ben şeyi. Tamam. W kötü attım ya. Üzer hayal ettim karşında. Bu oyunda çekişme var en azından da. Mavi al hocam. Kasis yola kasmış yine. Bota da yakarım da. O ne lan aşağıda böcek böcek çıkıyor oğlum. Ne ara böcek yaptın? Temmuz rengi bak hele. Aşağıya hazırım da o ses hani Rek'Sai'nin o çıkarlı sesi duydular pasif önüme geçtiler. Şimdi gen kassam, base atmadığım için patates olabilirim. Aha. Abi, şu gengin güzelliğine bak ya. Dağla taşı deldim ya. Babacım. Lol. Lol. At koş. Depar at. Atım benim. Adam mısın? At be. At be. Atın intikamı. Lan şunu kim yapmış? Sapık mısın nedir? Nasıl bir support bu ya? Şuna vursana. Bacım. Yanında köpeği gibi duruyorum ya. Dur. Ben kaçar ha. Bu alev çıkıyor bir tane ejderha güzel. Hekarin de meta'ya girdi bu arada. Kısmetse bir tane rehberi Hekarim düşünüyorum ben de. Hekarim jungle. Topta da oynanıyor, jungle'da oynanıyor artık. Şu şeyden dolayı oynanıyor, Ghost'tan dolayı. Ghost'a buff geldi. Kutlağın 150 saniye, flashing 300 saniyeyken
Tabii o, benimki 270 saniye, ben tabletten verdim ya. 255 hatta. Şimdilik bana bir armor lazım da. Buradan önce şöyle alalım. Şöyle alalım. Bakayım bir. Benimki kaç saniye? 255 saniye. Victor'unki 270. Bununki niye 300? Ne? Ne? Ama Ghost'unki 150 dediğim gibi. Normalde 300. Flash. Toptakine gidebilirim. Ama kimse yoksa gidemem. Şimdi böyle kesemeyebilirim ya. Bunlar mega olunca bir korkuyor insan. Deneyelim ya. Bakalım nar beni yerden yere mi vuracak yoksa ben mi ona vuracağım? Ki küçüldüğü için ben ona vuracağım. Büyük olsaydı beni yerden yere vurabilirdi. Kite diyorsun. En sevdiğim. Bir tane ısıram lan. Lan bir tanecik ısıraydım. Isırsam ölmüştü ya. Lan vurdum. Havada vurdum. Şahitlerim var. Sen nereye kaçıyorsun ya? Abi o E'yi vursaydım full candan kaç vuruyor şu an? 480 vuruyor. Şimdi kaç vuruyor? 525 vuruyor. Vuramadım orada ya. Kitledi beni. Mega olsa keserdi de. Küçükken bir şey yapamadı. Şimdi armor lazım. Kaçta bir zilim var AP. O da daha olmamış yani. O yüzden armor çek, hemen kafa rahatlasın. Öyle adamın zırhı güzel olacaktır. Cooldown'ımızın 135. Ultimizin cooldown'ı. Bekleme süresinde adam 135. Ultimizin cooldown'ı 71 saniye. Tünelden 10 saniye. Biraz müziğe devam edelim. Müzik ruhun aynasıdır derler. Bunlar ne de çıkacak? Bir de mevzu var. Hemen şuradan bir aktarma yapalım. Isırdım onu. Kardeş, dive atmasak. Bilmiyorum, meta atıyorsunuz mu siz birisiniz? Ah be, tutsa var ya. Ne oluyor oğlum, takım sinek gibi siliyor milleti ya. Ben de satıyorum şu an hani. Birini satması lazım. Dur, benim ayağım öldü ya. Bizim takım sinek kim indiriyor ya? Tavartlar da ona bırakmayacağım. Şimdi bu dakikadan sonra Rex'e tek takılır abi. Eşyaları aldım, kafam rahat. Kolay kolay ölmem, kolay kolay yakalanmam. Mobilim gayet, hasarım yüksek. Şimdi tek başıma oynayacağım artık. Sürekli bir yere yapışacağım bir koridora. Kutuyu neden açıyorum mesela, arka tarafıma kaçış planı aslında o. Ben otomatikman açtığım için söylemeyi unutuyorum. Kaçış planı abi, bak şöyle. Bir tane daha açıyorum. Hop kaç. O yüzden hemen çok aktif tünel kullanıyorum. Alev çıkmış lan. Dragon'a çok geç gördüm. Kazix o tarafa yöneldi şu an. Benim yüzüm karanlık çıkıyor değil mi? Kamera yaklaşınca ışık veriyor. Onu anlamadım. Niye öyle? De zaten önemli olan beni görmek değil. Önemli olan oyunu anlamak. Kazix'cim. Frank'le ne yapıyorsunuz orada? Eyvah, basıldınız mı? Bak bak bak, hasara bak şimdi. Bir tane vuram. Lan 298 vurdum, pasifi açıldı herifin. Ölecek misin? Seni affediyorum. Azat ediyorum. Support'a support kapışın. Yalnız daha ölmedi adam. Bir de kuluyordur seni alırım ha. Tamam. 578 vuruyor abi. Az değil yani. ADC'nin yarı canı. Yine mi sönlendir oğlum? Rex ayrılınca böyle sönlü mü veriyor bunlar? Bak ne anladım ben bu işten, neyse. İki oyun zaten bir oyuna bedel oldu. Bu oyun hasar.
13K. Benim hasarım genelde, yani bir şampiyon hasarım genelde late game'de artıyor gittikçe, çünkü koridorda vs atıyoruz. Rakip mesela, rakip top soruyu tutuyorum sürekli. Narla karşılıklı oynayacaktık uzasa da oyun. Uzamadığı için gösteremedim. Toplam hasarda da bu kadar. Bugünlük bu kadar. En azından bu rehber için bu kadar. Tekrar söylüyorum, videoyu, video değil de not aldım ya bazı şeyleri. Aynen, şu rehber hakkındaki görüşlerinizi yani yorum altına yorum videonun altına yorum olarak atarsanız sevinirim. Ben de ona göre kendimi geliştiririm, olumlu veya olumsuz bir şekilde. Yorumlarınızı bekliyorum. Onun dışında videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki rehberde yeniden görüşmek dileğiyle. Sağ olun, var olun.